Burada 9 tane topumuz var. Hepsinin birbiriyle tamamen aynı olduğunu varsayıyoruz. En azından görünüş olarak aynılar. Ama 9 toptan biri daha ağır. Yani biri diğer 8 toptan birazcık daha ağır. Size sorum şu. Hangisinin daha ağır olan top olduğunu kesinlikle anlamak için bu teraziyi en az kaç kere kullanmanız gerekir? Teraziyi kullanarak bir miktar tartım yapacağız. Gereken sayıdaki tartımdan sonra da daha ağır olan topu bulduğumdan tamamen emin olacağım. Yani şansa dayalı bir şey yapmıyoruz. Tarttığımızda doğru topu tesadüfen seçmiş olmayacağız. Gereken miktardaki tartımdan sonra doğru topu bulma ihtimalimiz %100 olacak. O zaman teraziyi kullanarak en az kaç kez tartım yapmak gerekir? Sizden bu videoyu durdurmanızı ve cevabı bulana kadar denemenizi istiyorum. Sanırım denediniz. Umarım. Çünkü kendi kendinize deneyince çok daha eğlenceli oluyor. Denediyseniz, hadi o zaman size şimdi birkaç ipucu vereyim. İlk ipucum şu. Tam olarak iki kez tartımla bunu bulabilirsiniz. Terazide iki kez tartım yaparsam, daha ağır olan topu tesadüfen veya şansıma değil de kesin olarak bulabilirim. İşte ilk ipucum buydu. Eğer bu size yardımcı olacaksa videoyu durdurun. Size bir ipucu daha vermek üzereyim. İşte ikinci ipucum da şu. Terazide yaptığınız her tartımda hala daha ağır top adayı olanlardan üçte ikisini eleyebiliyor olmalısınız. Eğer bu size yardımcı olacaksa, o zaman videoyu tekrar durdurun. Tahmin ediyorum yine denediniz ve belki de olayı çözdünüz. Belki de çözemediniz. O zaman şimdi beraber inceleyelim. Her tartımda toplardan üçte ikisini eleyebileceğimizden bahsetmiştim. Peki bunu nasıl yapıyoruz? İlk tartımda aslında yaptığımız şey 9 topumuzu alıp 3 üç tane üçlü gruba ayırmak. Sonra bu üçlü gruplardan ikisini alıyoruz. Bu grubu alalım. Bunu farklı bir renkte çizeyim. Böylece bu üçlü grubu buraya getiriyoruz. Bu üç topu terazinin bu tarafına koyuyoruz. Daha sonra bu üç topu alıyoruz ve onları da terazinin diğer tarafına koyuyoruz. Aslında üç topa karşı üç topu tartıyorsunuz. Burada birkaç sonuç elde ediyoruz. Ya dengede kalacaklar ya da sol taraf daha ağır gelecek. Bunu da bir yazayım. Yani bir yana yatacak diyelim. Yani sol taraf daha ağır gelmiş olacak. Veya sağ taraf daha ağır gelecek. Bu sonuçların her biri size ne söylüyor? Eğer dengede kalırsa, daha ağır olan top, buradaki üçüncü grupta demektir. Bunu şu şekilde yazayım. Buna birinci grup, buna ikinci grup ve buna da üçüncü dersek bu durumda daha ağır olan top üçüncü grupta demektir. Daha ağır olan top üçüncü grupta. Eğer sol taraf daha ağırsa ağır olan top birinci grupta demektir. Ağır top birinci grupta. Ve son olarak tabii ki sağ taraf daha ağırsa ağır topun ikinci grupta olduğunu anlıyoruz. Böylece tek bir seferde olasılığımızı 3 gruptan birine indirgedik. Artık ağır topumuzun 3 toptan biri olduğunu biliyoruz. Ya bu üçlüden biri, ya bu üçlüden ya da bu üçlüden biri. İşlemi aynı şekilde tekrarlıyorum. Ama bu kez tek seferde 3 top yerine tek seferde tek topla yapıyorum. Buna ikinci aşamam diyebiliriz. Şimdi birini diğerine karşı tartıyorum ve tekrar bazı sonuçlar elde ediyorum. Eğer dengedelerse, eğer dengede dururlarsa bu tekrar şu anlama geliyor. Diyelim ki bu üçlü grubu aldık. Çünkü ilk tartımda diğerleri dengede kalmıştı. Bu topu buraya koyalım. Bu topu da buraya koyalım. Eğer dengede kalırlarsa bunun daha ağır olan top olduğunu anlayacağız. Çünkü diğer ikisi aynı ağırlıkta. Eğer sol taraf aşağıya inerse, bunun ağır top olduğunu anlıyoruz. Ve aynı şekilde eğer sağ taraf aşağıya inerse, bunun ağır top olduğunu anlıyoruz. Bu gördüğünüz aslında küçük bir zeka oyunu. Oldukça yaygın bir tanesi. Hatta bazen iş görüşmelerinde denk gelebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi her tartımda toplardan üçte ikisini eleyebileceğimiz fikrinden ortaya çıkmış. Bu prensibi eğer isterseniz, aynı şekilde diğer zeka oyunları için de kullanabilirsiniz. Ya 27 topunuz olsaydı? Kaç kere tartmanız gerekirdi? Peki ya 81 tane olsaydı? Ve bazen bu zeka oyununa denk geldiğinizde, buradaki üçlü kadar net olan bir şey yerine daha ters bir şey verebilirler. Mesela 8 top verebilirler. Ama prensip aynı şekilde işliyor. Eğer 8 topunuz varsa, üçlü iki gruba ayırabilir ve daha sonra tekrar ikiye ayırabilirsiniz. Aynı şekilde aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Ama bence insanlar sekiz topu daha çok seviyorlar. Çünkü sizi topları üçlü gruba ayırma fikrinden biraz daha uzaklaştırıyor. Her neyse, umarım eğlenmişsinizdir.